Hanımefendiler, beyefendiler, herkese selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Şükür ben de iyiyim. Efendim ben bugünlerdeyim. Ben bugün İstanbul'a geldim. Dün aklıma geçti. Ya ben bu şeysiz olmaz diyerekten İstanbul Fuar Merkezi'ne sizler için geldim. EV Şarj Fuarını gezmeye, dostlarla buluşmaya, belki sizlerle karşılaşmaya. Haydi o zaman İstanbul'un metrolarını da çok özlemişim. Sabiha Gökçen'e indim. Oradan Kadıköy metrosuyla Aylık Çeşmesi, Marmaray'la karşıya. Yeni kapıdan da bu istasyonlara gelerek çocukluğumun geçtiği bu istasyonları vallahi çok özlemişim. Şimdi gidelim de güzel bir fuar gezelim. Haydi bakalım, gün başlasın. Birazdan izleyeceğiniz firmalar hakkında hiçbiriyle sponsorluk ilişkim bulunmamaktadır. Fuarı geçerken iç sesimi sizlerle paylaşmak istedim. Farklı gördüğüm yenilikleri ve değişik ürünleri tanıtmak açısından bu ziyareti gerçekleştirdim. Eğer ki kendi ziyaretlerinden memnun kalmayan firmalar varsa bana ulaşıp içeriklerini kaldırabilir. İyi seyirler dilerim. Fuarımıza girdik bakalım. Salon 9'a doğru ilerleyeceğiz. Çünkü benim tanıdığım birkaç firma salon 9'da iş yapıyor. Sağdan böyle döne döne 9. holü bitireceğim. Aklıma takılanları merhabalaşırız. Bir önce tanıdık bir yere gidelim. Şu üstümüzü oraya bırakalım. Ondan sonra buluruz. Ama ilk selamımızı aldık. Merhaba deyip. Bakalım ne kadar, kaç kişiyle karşılaşacağız. Karşılaştıklarımızla nasıl bir video çekeceğiz. Ben yine geldik. Hem şu montumuzu çıkartalım hem bir selam verelim. Gerçekten Goya kendisine çok güzel bir araba yapmış. Tesla'yı şirket aracı olup müthiş bir giydirmeyle. Baksana beyaz long range ne kadar hoş bir yapıya geçmiş. IPF üstüne UV bir kaplama olmuş ama gerçekten çok iyi yapmışlar. Şu çıtalardan mesela ben de almak istedim. Mavi renk tam bir elektriği yayan şey olmuş. Çok güzel olmuş gerçekten. Kaliteli bir şey. Yani PPF yaptıracağına gel canın sıkıldığında baksanıza burada bir geçiş var yani. Arabanın kendi rengine özel bir şey yapmışlar. Tam bir yeşil değil yani. Löp yeşil değil. Bak buradan şu geçişi görebilirsiniz. Çok hoş olmuş. Tabii beyaza doğru geçmiş. Burada simli. Burada bir kaplama PPF var. Burası normal şey. Abdülkadir abiyle birlikteyiz. Merhaba. Kendisini bizim Goya'nın orada yaptığımız buluşmadan belki Simay'ın hatırlıyor olabilirsiniz. Goya Türkiye benim aracımı da 4 aydır şarj ettin ve abi biliyor musun 3 megawatt enerjiyi şimdiye kadar Goya ile hem İstanbul hem İzmir'deki evimden vermiş oldum maşallah aracımı. Aracın ya yani ne kadar nice 3 kilowatt megawattlara. Aynen 3 megawattlara. Pil şeyine de baktığımda çok güzel bir düşmesi var. Yani ortalamanın üstünde bir düşmesi güzel var. Demek ki şarj aleti de iyi şarj ediyor. Elektrik akımımız da. Çok şükür. Sizin nasıl geçiyor fuar? Fuar güzel. Memnunuz fuardan. Yani geçen seneden bu yana katılımcıların soruları daha bilinçli hale gelmiş. Bu anlamda bizi de memnun ediyor fuar. Seneye çok daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Zaten ürünü biliyorsunuz. Bilmiyorum anlatmaya gerek var mı ama bu sene en çok bizim hoşumuza giden detay şu. İnsanlar elektrikli araç almaya gittiklerinde sadece evde ya da iş yerinde cihazı nereye kurarsa orada şarj edeceğini bildiği takdirde normal bir şarj, sabit bir şarj cihazında elektrikli araç almaktan da vazgeçebiliyor. Biz bunun her yerde, tüm yaşam alanlarında, onlarla birlikte mobil, hareket halinde ve gittiği her yerde şarjsız kalmayacak şekilde bir dizayn üzerine kurulu olduğunu kendilerine söylediğimizde elektrikli araç almaya daha da niyetleniyorlar veya acabaları varsa o gidiyor. Biz elektrikli aracın satışını da aslında vesile olmuş, çabuklaştırmış oluyoruz. Abi bana da kanalda çok gelen sorulardan bir tanesi var. Süper bir TOG alıyorlar ya da bir Tesla alıyorlar ya da Megane E-Tech alıyorlar. Evet. Ve işte 6000 liraya bu işi AliExpress'ten çözebilir miyiz? Yok işte duvara taktıracağım o olur mu diye. Yani sadece kaskosunun 35-40 bin lira olan bu araçlara insanlara şey geliyor böyle bu kadar yatırım yapmaya değer mi? Ben şunu söyleyeyim dostlar, kaç tane lokasyonunuz var ise, iş, ev, yazlık, fiyatını 3'e bölün. Yani sanki her birinin duvarına birer duvar şarjı takmışsınız gibi olacaksınız. Stabil şimdi, birazdan gezeriz. Sadece tek duvara takılmış markalar neredeyse aynı fiyatlara satılıyorlar. Aynı şeyi yapıyor, bir de bunun gibi elektronik devre kartları o kadar şey olabilir mi bilmiyorum ama ben öyle anlatıyorum. Kaç yerde kullanacaksın? Bu kadara böl. Abdülkadir abicim çok teşekkür ederim. Rica tekrardan ederim. Ben gezmeye devam edeyim bari. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben şöyle, şey yapacağız ha. Şöyle. Ben sen başla deyince. Başla abi sıkıntı yok benim için. Sen başladım da şey oldum heyecanlandım. Hanımefendiler beyefendiler. Haziran'da arabayı alırken üstadımızdan elektrikli aracı öğrenmeye başladık. Sağ olsun bizlerin bilge insanı. Ben de kanalımda paylaştım hani biliyorum diye gözüküyorsa dolu bataryadan alıyorum. Aşağıya da
link olarak eklerim. Abi çok teşekkür ederiz ya. Estağfurullah ya, ne demek. Biz yani ben seni daha şey biliyordum abi. Daha bu işlere çok o kadar şey profesyonel gözüküyorsun ki işini yaparken. Videoda da aynı şekilde arabayı kullanırken de aynı şey. Tesla konusunda da bizden bu şeyleri bir şeyler kapabildiysen eğer ben eğer buna vesile olduysak da bizim için çok ya değerli. Ya ben hala yerler. Batarya tiplerini bilmiyorum. Bir 3 sen anlatıyorsun böyle. Anot katot hani anot artı mıydı katot eksi miydi? En son dedim ki bir tanesine de. İşte %100'e kadar şarj etmeyin, %0'a indirmeyin. He. Anot bir tarafa yapışıyormuş, katot bir tarafa. Ya dedim neyse aç dolu batarya izle. Allah razı olsun. İnşallah. Yani işin elektrikli araç ekosistemi çok büyük. Biraz önce konuştuk, ben birazcık ona değinmek istiyorum. Herkes bir ucundan tutmaya çalışıyor. İşte Sametler bir tarafından tutuyorlar. YouTube, WhatsApp tarafında, sosyal medya tarafında. Biz bir yerden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Herkesin yapabileceği bir şeyler var. Bugün de çok fazla, bu fuarda da çok fazla insanla tanıştık. Bir şeyler yapmak istiyorlar. Bir yayıncılık hayatına başlamak istiyor. Biri YouTuber olmak istiyor. İki kişiyle olmayacak bu, üç kişiyle olmayacak. 10 tane, 20 tane olması lazım. Biz de vesile olmaya çalışıyoruz. Yani ben en büyük olayım. Ya sadece Engin abi Tesla'yı sürsün, bir yerlere geçsin değil. Onun gibi belki 5 kişi olsun. Bizim gibi 10 kişi olsun ki sektör daha fazla büyüsün. Bu bilinçlenme kısmı da daha fazla artsın. Bizim talebimiz de bu olmalı bence. Ben bir de bir şey söyleyeceğim. Buyur burada abi. Bir saattir ben bu standta geliyorlar insanlar. İyi ki açmışsınız. Ben gerçekten bir buluşma noktası gibi oldu. Ben de senin takipçin olarak geldim. Tamam. Ondan sonra kanalda işte kaç aydır izliyorsunuz bilmiyorum ama dolu bataryayı. Abi aynısı adam. Yani o sempati, o sıcaklık. Hani böyle bir şey güzel. Aynı cümleleri birebir burada insanlara kamerasız da kuruyor. O yüzden ben yani neden sana güvendiğimizi anladık. Şey aynı şekilde. Aynı benden hatta daha samimi olduğunu düşünüyorum abi ben. Övgüleri sana iade ediyorum. Bir tane takipçim yazmış. Dolu batarya ile program yapmanız lazım. Yapalım abi. Dedim onlar gerçekten iyi bir kanal YouTube. Biz anamızla babamızla içtiğimiz çorbayı gösteriyoruz oğlum. Olsun. Olsun geliriz. Şey gibi oldu böyle inşallah. Ya şey olur. Sana bir kahve içmeye gelirim olur, ben. Olur. Çok güzel olur. Sevgili yine kameramızın arkasında Furkan Çelebi sempatik tavırlarıyla bizlere şey yapıyor. Görüşürüz abi. Görüşmek üzere. Çok teşekkür. Sevgili dostlar, şimdi her şeyin başlangıcında bizim de ilham aldığımız, değer verdiğimiz yerler var. Ben dolu bataryaya geldim. Bilal'le ve arkadaşımız Furkan'la birlikte. Şimdi o güçlü ekibin arkasında Bilal zaten yakışıklı ve güzel sesiyle harika işler çıkartıyor. Ama bir de arkada işleri yapan, o bütün sistemi hazırlayan, dolu bataryanın web sitesini, Twitter'ını, her şeyini yöneten değerli arkadaşımla tanışın. Nasılsın abi, iyisin? İyi arkadaşlar, siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok şükür. Vallahi müthiş işler yapıyorsun ya. Senden öğreniyoruz biz işleri. Estağfurullah abi. Biz de sizi takip ediyoruz. Başta zaten Bilal bu işi bugün başlamış değil. 10 yıldır bu işi yapıyor. Liseden beri bu işi yapıyor. Biz de ona destek olmaya çalışıyoruz. Şeyde anlamışsındır zaten. Kanalın genel havasında bir tevazu, bir öğretme, bir insanlara yardım etme. Sorulan soruların hepsine cevap verme. Bak şu anda ikisi de burada gelen her türlü soruya batarya firması zannedip soru soranlara bile cevap veriyorlar. Abi Allah razı olsun. Eyvallah. Gerçekten büyük hizmet ediyorsunuz insanlara. Yani bu sektör beraber büyüyecek. Sizin de emekleriniz var, Bilal'in de emekleri var, bizlerin de emekleri var. İnşallah daha iyi yerlere gelecek. İnşallah. İnşallah. Senin yakışıklı ne zaman geliyor? Hangisi? Tok. Tok inşallah 12.000. sıradayız. Kasım'ın 3. haftası bekliyoruz. Ne renk gelecek? Kula. Kula. Hadi bakalım güzelce bekliyoruz. İnşallah gelsin, onda çekimini yapacağız. Şimdi arkadaşlar benim kanalım bir ne diyorlar şimdi hayat tarzı kanalına döndü. Oradan oraya gidiyorum, buraya Bilal'lerden, Furkan'lardan öğreniyorum. Ondan sonra da kendim de uygulamaya çalışıyorum. Bizimkisi gezme dolma. Dedim ki birader sen de gez. Tok'la birlikte buluşalım hatta. Şimdi ben Tesla ile geziyorum, sen de Tok'la gez. Hanımı al, çocukları al. Aldım abi. Maraş'a git, Antep'e git. Şunu yedim, bunu yedim diye. Challenge dolu bak. Adını da buldum senin kanalın. Dolu mide kanalı. Gastronomiyle birleştirdiniz Bilal. Var mı müsaade? Bir tane mide işareti. Dolu bataryada şimdi böyle ekranda yanıyor ya yavaş yavaş. Mide doluyor böyle işte. Samsun'a gittik, pide yedik. Sonra nereye gidersin Maraş'a giderken? Valla biz Kayseri'deyiz. Kayseri üzerinden Kayseri'ye bekleriz. Evet, Kayseri. Hatta sen de gel beraber yapalım abi. Tamam olur. Oradan Antep, Adana. Oradan Hatay. Hepsi olur abi. Tamam olur. Dolu mide bu kanalda. Allah. Görüşmek üzere. Eyvallah abi, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Siz ayağınıza sağlık. Sağ olun. Güzel fikir çalışmaları geçiyor sektörle birlikte. Sağ olsun Bilal standını açarak burada bizleri hepimizi toparlamış oldu.
Ben de çok memnun bir şekilde burada zevkle çalışıyorum arkadaşlar. Kanalımız için. Ay tekrar elimi yanlış yere koymuşum. Ben de burada zevkle çalışıyorum dostlar kanalımız için. MTV'nin yüksekliğinden bahsediyoruz. Elektriğin, benzine karşı niye bu kadar böyle? Harikulade bir şey. Sevgili Bilal çok teşekkür ederim. Aşırı yoğun şeysi. Bir de böyle şey nasıl diyeyim çok da rahatsız etmemek lazım diye düşünüyorum. Şimdi Semih'le beraberiz. Her videonun altına teknik anlamda döktürüyor bu arkadaş. Dedim ki seninle tanışmak istiyorum. Fuarda karşılaştık. Nasıl bana Semih? Bana nasip oldu. Çok teşekkür ederim. Benim için bir onur oldu. Yok abi estağfurullah. Ben severek izliyorum abi. Sen nereden biliyorsun o kadar teknik detayı? Abi şöyle ben 2012'den beri Tesla'yı takip ediyorum. Çok uzun bir şey oldu benim için. Bilgi birikimi oldu. Zaten bütün gruplarda varım. Merkeze yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir de senin uzun yol videolarını çok seviyorum. O yüzden böyle biriktirip hemen yorum yapıyorum altına. Bir buçuk saatlik video yaptım. Evet. Kanalın en çok izlenen videosu oldu. Dedim ki ben az konuşmayayım o zaman. Ama izleniyor. Uzun yolda çok zevkli oluyor o testlerle. Sen yorum yapıyorsun. Bir de samimi geliyor. Kesmiyorsun ya o tarafları. Evet evet. O yüzden çok güzel oluyor. Bir de ben dayanamıyorum teknik yorumları hemen altına. Hocam şöyle de bir durum var ama tamam. O kadar detayı ben bilmiyorum ki. Nasip bugüneymiş abi bizim şimdi. Aynen. Bir tane de arkadaşımız vardı. Şu Görkem. Alalım. Görkem Bey. Neyle yarıştık Görkem Bey sizinle şu anda? Abi kaç kilometrede oldum bir bakalım mı dedi. Açtı. Daha genç 22 bin kilometrede ya. Ama şöyle düşün abi. Ben işe girdim geçen hafta. Bir dakika biz seninle bir yerde daha karşılaştık ya. Yeni kapıda. Tamam. Ya. Oğlum sen saçları değiştirdin ama. Şunu yaklaştır da şey yapalım. Öyle işte. Yani, sen ne işine girdin? Ya ben normal işe girdim. Hani ben Tesla'yı aldıktan sonra bir 3 ay kadar işsizdim. O yüzden bayağı güzel kilometre yaptım. Sonra geçen hafta işe girdim. Nereye ne yapıyorsun? Yazılım falan? Evet evet yazılım. Konuşmuştuk zaten. Öyle bir şey yapıyordun sen çünkü. Aynen. Ya sonra kilometre yapamadığımı fark ettim ve istifa ettim. Bir haftada. Aynen bir haftada. Şimdi geçersin tekrar kilometre yapmaya devam. Benim bu sene niyetim inşallah işte 2 ayımız var. 40 bini tamamlamak yapabilirsek. Bu da bir Avrupalı'nın. İyi bir Avrupa'nın yılda yaptığı kilometre inşallah biz de onu siz şey yaparsak. Zaten bir ikiniz varsınız çok kilometre yapar. Görkem işten çıkarırsak siz de kapışacak zaten. Görkem benim hani kanalda şey var ya eldivenli testacılar diye bir tabirim var. Bir tane geçen gün beni biri aradı. Dedi ki ben dedi o eldivenli testacılardan biriyim. Eldivenli testacı bir PPF yaptırır. İki aracı brandayla eksi ikinci katta otoparkta tutar. Eksi altı. Ne yapayım abi ama eksi altı var. Bir de yılda 10 bin kilometre ve altında kullanır araba eskimesin diye. Değil mi? Yapmaz lan. Ya ben PPF mat yaptırdım. Araba bayağı güzel görünüyor çünkü. Seninki çok güzel. Evet evet. Mat PPF'i o yüzden bayağı beğendiğim için yaptırdım. Hatta marka veriyor mu yoksa şey yani, oluyor mu? Yani boşver. Bizim kanalda PPF'sizlik aksesuarı var. Öyle. Onun dışında yani araba ben arabada kurban eti de taşıdım kurban bayramında. Ben arabada yatıyorum biliyorsunuz. Aynen. Aynen. Çok güzel oluyor o ya. Biraz önce ZES'e gittim dedim ki en sevdiğim ZES'in AC'si bu. Her yerde var takıyorsun. 2500-3000 liralık otelin bahçesinde 50 liraya kalıyorsun abi. Şunu senden öğrendim bak Engin Hocam. Başta biz şey yapıyorduk hani. Uzun yolda DC ve AC ayrımı vardı ya hani. AVM'lerde DC olmayacak, uzun yolda AC olmayacak diye savunuyordum. Sen de arabada kalıyorsun ya AC şarjı takarken. Şimdi onun mantıklı olduğunu karar verdim. Bu sefer de AC olsun diye ZES'e baskı yapıyoruz sen uzun yolda. Kalanlar oluyor çünkü. Tesla'nın arkası bagaj gibi. Aynen yani yatak öyle. Atıyorsun, sen de zaten atıyorsun. Aynen öyle. Çok AC uzun yolda kalıyor. 50 lira mı veriyorsun gecelik? Ne kadar oluyor? Ya işte... Kaç kilowatt çekiyorsun mesela? Kısıyorum ya ben şarjı. Kamp modu 2,5-3 kilowatt harcıyor. 35-40 lirası ona gidiyor. 50 lira o yani. Kamp moduna 50 lira. Bir de sen ödüyorum. 8 ampere çekiyorsun zaten. 9 tabii. Saate falan geliyor o da. ZES 8 saatin üstünde kalmana izin vermiyor. Sonra AC de vermiyor mu? Tabii. Bak, ya söküp mesela. Söküp bir daha takacaksın. Oturum başını 8 saatle şey yapmışlar, durdurmuşlar. Öyle olduğu için ben de ne yapıyorum? Bataryam %70'te. Gece orada kalacağım. Ne yapayım? Kısıyorum 3 ampere, 4 ampere kadar. 8 saat içerisinde 3 araba saatte 1 kilowatt normalde elektrik çekiyor şeyden. Araç bilgisayarı çekiyor. Bilgisayar, ısıtma, soğutma neyse. Üstüne de 1,5-2 olarak da kendisini dolduruyor. İşte uzun yoldaki AC'yi senden mesela öğrendim. Normalde bana mantıksız geliyordu ama araçta kalmak da mantıklıymış şimdi. Güzel oldu. Değil mi? Şimdi burada 4 tane Tesla mı var? Sende var. Sende ben var. De yok ya. Yok İnanın sende mı? Var. Sende de var. Sizinkiler ne? Beyaz mı? Beyaz Long Page. Performans. İşte adam ya. Biz performansçıyız diye bizi çok şey yapıyorlar da. Bir şey yapmamız yok Engin Hocam. İstanbul'da yani.
İyi bakalım. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Geldiniz. Güle güle, görüşmek üzere. Sizlerle birlikte büyüyoruz. Bu adamla çok eskiden tanışıyoruz. Yani tam 4 ay falan oldu. Evet, bende var, bende var. Gizlisi var. Oğlum yatırım yaptık kanala. Ne yapayım, yatırayım mı? Haydi görüşürüz. Muhteşem. Hepimizi tek bir yerde buluşturan adamla da buluşabildik ve yürüyerek çekmeye karar verdik. Berke nasılsın abi, iyisin? Merhabalar Engin hocam, iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim çok şükür. Vallahi birçok şarj firması ardından sistemler, aracı firmalar derken bana çok şey soruluyor abi. Kafalar karışıyor. Engin ya, 1500 km yol yapıyorsun bir günde, 1,5 günde. Şarj uygulamasına nereden bakıyorsun vesaire diye yazıyoruz altına. Lixium'dan, işte şuradan, buradan, kendi uygulamalarından. Ama senden iyisini bulan olamaz. Nedir bu şu anda? Türkiye'de ne noktadayız? Sen neler yapıyorsun? Şu anda şöyle geçelim istersen. Ha, geçelim. Türkiye'de 147 tane şarj istasyonu firması var. Yani şarj ağı operatörü diye. Şarj ağı işletmecisi diye. Hepsi aktif mi bunun, yoksa böyle çanta yaklaşık, operatörler yaklaşık mi? Yaklaşık 60-70 tanesinin sahada olduğunu söyleyebilirim. Benim bizzat test ettiğim 50 tane vardır. Biz Lixium olarak hepsiyle zaten görüşme halindeyiz şu anda. Amacımız, vizyonumuz, misyonumuz ne? Biz başta çok basit görünen ama arkada çok önemli bir köprü rolü alan bir platform oluşturduk. Dedik ki bu şarj istasyonu firmalarının her birinin kendi platformu var, her birinin kendi uygulaması var. Biz bunları nasıl bir araya getiririz ve kullanıcının sorunlarını bu platformun içinde nasıl çözeriz? Bu sorunlardan bazıları, çok uygulama var, hepsi bir arada olsun, hepsini bir arada görelim. Bütün istasyonları bir arada görelimdi. Sonra müsaitliğini görelim oldu. Hı hı. Ondan sonra dediler ki tamam, ben görüyorum ama ben Adana'ya gideceğim. Ben Diyarbakır'a gideceğim, Antalya'ya, İzmir'e, Çeşme'ye gideceğim. Ben nerede şarj edeceğim bilmiyorum. Görmek yetmiyor. Yol planlama koyalım dedi. Oh. Burada işte rakibimiz olan hani ABRP vardır. A Better Route Planner çok ünlüdür. Herkes onu kullanır ama database'i geride kaldı. Bizde şu anda Türkiye'nin en geniş database'i olduğu için gerçekten şarj istasyonlarının orada olduğunu da bildiğimiz için çok doğru planlamalar yapmaya başladık. Bir de senin müşterilerin tabii şey de yapıyorlar. Burası oldu, iyiydi, sen onu takip edebiliyorsun, tıklayanlar. Popülariteyi de takip edebiliyorsun. Tabii aslında bir datan var yani. Sistemi koyduk aslında içeri. Yani orada öyle bir sistem kurulmaya başladı ki arkada entegre olup da kötü bir puan ya da olumsuz bir yorum geldiğinde direkt olarak, ne örnek vereyim, Tunçmatik'le entegreyiz. Direkt olarak Tunçmatik'in sistemine mail attığımız bir sistem kurguladık. Yani müşterilerin ya da kullanıcıların direkt olarak yaşadığı o sorunu şarj istasyonu firmalarının database'ine işleyeceğimiz bir sistem kurguladık. Ya da belki de gelecekte şey olacaksın belki. Hani internet speed'ini, speed test diye bir uygulama var ya. Otoritelerden biri diyebiliriz. Olacaksın. Evet, yani sen aylık ortalama hız raporları bile sunabilirsin yani. Şu anda aslında onları hazırladık. Ay, Engin, süpersiniz. Engin, onları hazırladık ama birazcık da çekiniyoruz. Neden? Çünkü rekabet sektör mesela çok yeni ya. Aynen. Şimdi birinin hızı birininden az, birinin verimliliği birinden az. Bunları biz paylaşırsak eğer başkasının ekmeğine oynamayalım. Herkes güzel bir noktaya gelecek. Buna kesin eminiz ama şunu da bekleyin. 2 sene içerisinde bir konsolidasyon başlayacak. Hı hı. Şu anda 147 firma var dedim ama bu 147 tane benzin istasyonu markası yok. O yüzden azal. Herkesin merak ettiği bir soruyu sorarak kapatabiliriz. Tabii ki. Abi bu kadar istasyonu buldurdun, rotayı planlattın, oraya gittin. Benim kız kardeşim arabayı kullanıyor, anneme verdim. Tamam. Bunlar o kadar şey yapmıyorlar. Otomatik böyle tek kredi kartıyla senin üstünden ödeme gibi bir şey düşünüyor musunuz? Yapacak mısınız? Şu anda 6 firmayla testlerimiz sürüyor. Oh. 27 firmayla da anlaşmalarımızı yaptık toplamda. Daha da bunları artırıyoruz. Lixium cüzdan tüm ekosisteme tek bir cüzdanla, yani bütün gerekli finansal bilgilerinizi buraya girdiğiniz takdirde, işte fatura bilginiz, işte ihtiyaç olan plaka mı isteniyor, plaka, TC mi isteniyor, TC. Buradan firmaların hepsinden ödeme yapabileceğiniz bir sistem kurguladık. Şu an testlerimiz devam ediyor. Büyük ihtimalle yılbaşında ya da daha erken 10 firmayla aynı anda açacağız. Bak bu kopartır işte ya, işi. Gerçekten. Şu an bunu yaptık. Ben şarj edebiliyorum. Ben ödeyebiliyorum. Ben de istiyorum. Ama şu anda test ediyorum. Çünkü Lixium'un en büyük değer önerilerinden biri, kendimiz için, biz de elektrikli araç kullanıcısıyız, kendimiz için rahatlıkla yapmadığımız hiçbir şeyi uygulamanın içine koymuyoruz. Hiçbir hizmeti vermiyoruz yani. Kendimiz rahat ettiğimiz zaman, testi yaptığımız, onayladığımız, güvendiğimiz zaman anca öyle yapıyoruz.
Sevgili arkadaşlar, çok teşekkür ederim Berk'e. Gerçekten güzel. Kendileri için bir organizasyon yaptılar. Kendisi de Tesla kullanıcısı. Kendisi buluşmak istediği için 150 kişiyi toplamıştı. Ben de burada bu kanalda kendim istediğim için onunla görüştüm. Yani zaten biliyorsunuz, açıklıkla söylerim ama ne bir Lixium'un sponsorluğu vesairesi, sevdiğim, Türkiye'de başarılı ve gerçekten deveye hendek atlatıyorsunuz. Bunca adamı aynı API'de buluştur ya da onların API'sine sistemini entegre et. Vallahi tebrik ederim. Biz de bir yerli milli girişimiz aslında baktığınız zaman. Bilişim Vadisi'nde yerimiz. Desteğe ihtiyacımız var. Yani çok büyük rakipler var. Yani Plug Share'ı herkes biliyor. Ama şu an Türkiye'de Plug Share kullanıcı sayısına geçmiş durumdayız. Süper. Gerçekten inanılmaz. Arkadaşlar, aşağıda Lixium adını yazacağım. Lixium diye yazılıyor. Güzel bir isim var. Ondan sonra logosu da şöyle yeşilli, mavili diye. Yükleyin. Siz de deneyin. Gerçekten hepsi aktif, canlı, uzun yollarda da rahat edersiniz. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Tesla camiasında Samet ve Lixium deyince aklımıza gelen aynı zamanda Fusa Medya, evet. Değil mi? Her etkinliğe gelirler. Güler yüzüyle, sempatisiyle. Nasıl buldun bu fuarı? Abi Tüyama çok beğendim. Next Gen'den daha güzel buldum hatta, öyle diyebilirim. Değil mi? Daha evet, doluydu. Daha dolu biraz daha. Gelenler de daha fazla ilgi gösterdi bu sefer. Fark ettim onu yani. Daha canlı geçiyor. Haftaya bir fuar daha var. Onun nasıl geçeceğini düşünemiyorum şu anda. Bir de içimde kanayan bir yaram var. 29 Ekim rutunda benim İzmir'deydim. İşim evet. Vardı. Özel işlerim var bu aralar. O şeye gelemedim ya, bayrağı takıp çok güzel akıl etmişsiniz. Abi biz 20 araç çıktık aslında. Model E Club diye bizim bir kardeş sayfamız var. Onlarla beraber birleştik, 100 araçlık bir konvoy yaptık. İyi, polis polis bir şey demedi size. Yok. Polis bir durdurdu da şeyde, sonra devam ettik yine. Bir şey demediler. 29 Ekim olduğu için şey olur. Sevgili Berke hocam, yine fuarlar, yine sen buradasın ama karşılaşamadık. Lixium'u seviyoruz. Kullanıyoruz zevkle. Hepsi de birleşmeye başladı. Şeyden öğrendim ki bağlamaya çalışıyor musun bütün istasyonları? O yüzden sen bizim sektör için çalışıyorsun. Seni şimdi şey yapmayalım dedik. Biz de buradan ayrılacağız abi. Çok teşekkür ederim. Hayırlı sağ ol. Ne demek? Görüşürüz. Görüşürüz eyvallah. Abi. 29 Ekim kampanyasında tanıdım ben 10 şarjı. Daha önce de bir kere yolda çok hızlı bir şarj almam gerekmişti. Şimdi Can Bey'le birlikte bir şey var. Kendi istasyonlarınızı mı yapıyorsunuz abi? Bu nedir? Almış olduğunuz cihazı aslında şarj istasyonlarından ziyade kolay kullanım ve kolay kurulumundan dolayı kompakt bir tasarımı var gördüğünüz gibi. Özel bir kaldırım kenarlarında kolaylıkla kurulabiliyor. Bunların ileride kurulumunu yapacağız. Bu cihazımız 80 kW gücünde. Ve üretimini yerli imkanlarla yapıyoruz. BlueTech firmasıyla çalışıyoruz. Bir firmaya fon desteği verdik. Bu firma ciddi bir anlamda büyüdü. Onların cihazlarını da biz kullanmaya başladık. İleride onların cihazlarını kullanmaya başlayacağız. Bu 80 de gayet yeterli. Kesinlikle. Yolda. Yani şehir içerisinde 11 ile bir şeyi yapmaya çalışacağımıza ya bizim Tesla'lar için 80 çok pratik olacaktır. Kesinlikle. Bir de daha da pratik olmuş. Mesela kablosu falan da ona göre daha ince. Şimdi diğerlerini resmen çok böyle ağır oluyor. Pit stop gibi yaparak evet. İşte tam şuradaki onu takmaya çalışmak kolay bir şey değil. Teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. 29 Ekim'deki şeyiniz için de hoş oldu yani. Her zaman bekleriz. Eyvallah. Her zaman indirim yaparsanız geliriz. Takipte kalın. Tamamdır. Sosyal medya. Valla mikrofondan çok memnunum arkadaşlar. Hemen bana bir profesyonellik de katıyor ve sesleri de güzel aldığını düşünüyorum. Biraz da onu montajlarız, editleriz. Arkadaşlar, canımız ciğerimiz burada. Star Charge makinenin. Gelin bakalım sizlere içini göstereyim Star Charge'ın. Şimdi hani geçen gün konuşmayı anlatmaya çalıştım işte. 30 kW bu. 60, 90, 120, 150, 180. Anladınız mı? Bakın 6 tane şu cihazdan taktığınız zaman bu cihaz 180'lik oluyor. Bu bir tanesi şu anda 30'luk. Yalnız şöyle bir durum var. Yan taraftan bu tabanca, bakın B tabancasını ben aldım. Yan taraf boşsa 6'sı birden benim cihazıma bağlanıyor. Ya da diyor ki bunun 5'ini bağla, 150 kW'ı geçmiyor o zaman. 4'ünü bağla, 120 kW'ı geçiyor. 2 tanesini yedekte tutuyor. Bu tuttuğu yedekle de biri A'ya takarsa 60'ını almaya başlıyor. Ben 120'mi alıyorum. Teorik olarak konuşuyorum. Hiçbir zaman 180'i zaten veremiyor da 120'mi alıyorum. Bu da 60 veriyor. Fakat şöyle bir şey oluyor. Ben 120 aldığım için buradaki slotları kapatıyorum ya. 30, 60, 90, 120. 4 tanesini kapattım. Benim aracımın pil sıcaklığı, ıvırı zıvırı neyse kendini düşürüyor ya aşağıya doğru. Artık 120 alamaz hale geliyor. 80 alır hale geliyor. 70 alır hale geliyor. Ama makinenin bir tane ufak problemi var. O boşa çıkan slotları, kullanamadığı slotları, yani 30, 60, 90, 120 şu slot artık kullanılmıyor aslında. Çünkü benim makinem alamıyor onu. Benim makinem artık 90'a düştü. Bunu öteki yandaki arabaya vereyim. O şu anda yapılabilen bir durum değil. Merhabalar.
Şey, içini merak ediyordum. İzledik, dinledik. Şeyde, siz de anlatabilirsiniz isterseniz. Modüler olarak ekleme yapılabiliyor bu cihazlara. Şu modüler 30 kW. Bunların üzerine eklendikçe cihazın gücü artırılabiliyor. Örnek veriyorum. Şöyle takdim edeyim efendim. Taksak olur mu? Tabii. Ses de duyulsun. Yani tabii çok teknik detaylarına vakıf değilim ben de ama genel çalışma prensibinden bahsedeyim. İşte bu modüllerimizi üzerlerine eklediğimiz zaman cihazın gücü artabiliyor. Örnek veriyorum, ilk etapta işte 90 kW'lık bir ürün alabilirsiniz. Peşine ihtiyacınıza göre modülleri ekleyip cihazın gücünü, yani en pahalı şey modüller mi, cihazın kendi kutusu mu? Yani merakımdan soruyorum. Niye başlar başlamaz 180 almıyorlar da? Çok mu pahalı onlar? 5000 euro, 5000 euro gibi bir şey mi? Sebep olabilir. 180 kW'lık elektriği bulamıyor olabilir o lokasyon için. Yeterli trafosu olmayabilir veya şebeke o gücü veremiyor olabilir. Dolayısıyla ilk etapta daha düşük bir cihazla başlayıp zaman içerisinde yükseltilebilir yani. Süper. Bütün yollarda gördüğümüz bu istasyonları siz mi, den mi alıyor o şirketler? Siz distribütör, Türkiye operasyonu? Türkiye'de birçok distribütör firma var esasında. Yerli üretici firmalar da var. Yo ben Star Charge için dedim. Sadece Star Charge için yanılmıyorsam 2-3 tane operatör söz konusu. Bunlardan bir tanesi de biziz. Ne güzel. Benim en sevdiğim makine bu hocam. Star Charge çok güzel. Tesla ile en mükemmel anlaşan, gördüğüm zaman oh, Star Charge varmış dediğim cihaz bu olduğu için çok rahat ediyoruz. Sizlere Star Charge makineye ne kadar vakıf olduğumu görmüşsünüzdür. Yani Engin Efendi'ye dikkat edin. Çalışıyoruz hocam, bu kolay değil. Herhangi bir tanesine satışta çalışabilecek kadar mesleği öğrenmişim, firmaları tanımışım. Yani öyle bir şey olmuş. Şu elimize aldığımız kablo DC'lerin içindeki 1, 2, 3, 4, 5 tane şey var. Vay! 2'ye düşüyor herhalde bu ucunda. Bunu siz üretiyorsunuz Türkiye'de. Bu bizim DC'lere taktığımız şey değil mi? Evet. Çünkü şuradan da sistemin her şeyine bu sürebilir. Ya şey, nasıl çalıştığını anlatabilir misiniz? Orada 2 tane şey var da hangileri nasıl oluyor diye. Merak ederler çünkü. Merhaba. Tarık Bey merhabalar. Dur şunu kapatayım. Şimdi 50 yıllık bir kablo firmasını bulunca sevgili satış müdürümüz Tarık Bey dedi ki ben gel Engin'cim sana anlatayım bunların nasıl olduğunu. Ben dedim ki bu kablo neden bu kadar kalın? Evet. AC kablo dedi. Adamı ikna etmeye çalışıyorum. Abi diyorum o DC kablodur. Adam da böyle pişki böyle bilerek hayır Engin'cim diyor. Bu AC kablo. Evet. Neyse ikna oldum doğrusu. Abi nedir bu işin teknolojisi? Şimdi niye bu kadar kalın bir kablo? Şimdi şöyle. Kablolar güçlere göre değişiyor. İstasyonun beslediği veya arabanın çekeceği akıma göre kablo kesitlerini arttırmanız gerekiyor. Bu da 3 çarpı şuradaki listeden bakarsak 3 çarpı 1.5'tan başlıyor. 5 çarpı 35'e kadar ilerliyor. Tamam. Ben evde 5 çarpı 6 çektirmiştim. Şu kabloyu çektirmiştim. Evet. Aynen 31 öyle. Metreye, 25 metreye bunu çektirdim. Evet. 5 çarpı 10'u da 35 metreye çektirdim. Dedim bir tane daha yüksek olsun. Biraz fazla ödeyelim. Evet. Ama bu 5 çarpı 35. Aynen öyle. 5 çarpı 35 bir kablo. Yapı olarak bakarsak da bir tane toprak, bir tane nötr, 3 tane de fazı var. Trifaza çünkü çalışıyor bu sistemler. Şunlar nedir abi bunlar? Bunlar da kumanda damarları. He. Mesela bir tanesiyle artı eksi haberleşmesini yapıp şarjın dolduğunu, kapatma gereksinimin olduğunu. Onun dışında eğer ki araçtan takip ediyorsanız, edecekseniz buna uygun bir sistemde bir yazılımınız varsa. Ya da araba amperi düşür diyor mesela, bu kablolarla düşür. Aynen öyle, haber veriyor tamam. Diğer tarafa, istasyona. İstasyon da buna göre hareket ediyor ve ona göre bilgilendirmeyi, haberleşmeyi sağlıyor. Kontrol damarları da o işe yarıyor. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol, kolay gelsin. Teşekkürler. Onun da benimki. Arçelik kurumsal çözümler. Haydi bakalım. Olmayan arçelik, olmayan watt. Makine. İki taraflı. Güzel. Ortadan araba akıyor. Hemen bir tane şey. Canım arçelik. Powered by Zero. Şu tuşların inceliği tam böyle kalite. Verification, preparing to charge. Kredi kartı öde. Buradan şey al. Arçelik buzdolabı bölümünden bence destek almalısın. Bak, senin elinde çok güzel, dünyanın en iyi buzdolaplarını üreten firma var.
o tuşlar ne? Gözünü seveyim yapma gözünü seveyim mi? Öyle tuş olur mu? Metal basmaya korkarım elektrik çarpacak diye. Baksanıza. Watt. Yani şu bölümünde şöyle dikkatli bakarsanız bakın dalgalanmayı görüyor musunuz? Şuradaki dalgalanmayı. Bir de Arçelik evdeki buzdolabınıza bakın. Onun mükemmelliğiyle bunun şeysi. Bunlar prototip gibi duruyor. Herhalde prototipler. Sorarız bakalım. Watt'ın kurumsal o makinenin arka tarafı. Devasa bir makine. Güzel. Heh bak şimdi bu biraz daha sağ taraf ve sol taraf Arçelik gibi. Orta taraf yine tuşlar beni bitirdi. Bu tasarım falan değişecektir bunlar. Koç Holding'in iştirakıymış. %50 indirimle benzin istasyonlarına makine satıyorlar. Yani kendi makineni satıp ama o zaman nasıl olacak ki yani şarj dağıtım lisansı olmadan bir benzin istasyonu onu alsa ne olabilir ki? Bilemedim. Aha Hakkı Alkan Volt Go standındaymış. Beta enerji. Vallahi dostlar ben bu fuarda ilham almak için geliyorum. Çok da güzel bir teknokent, Ankara Üniversitesi teknokentinden bir firma Üstünova. Değişik bir cihaz var, benim de ilgimi çekti. Değerli hocamla birlikte. Merhabalar. Merhabalar. Nasıldır abi, nedir bu cihaz böyle? Bu bir yük taşıyıcısı aslında, kısaca öyle çevirebiliriz. Otonom bir yük taşıyıcısı. Kapalı alanlarda bir yerden bir yere 600 kiloya kadar otonom şekilde yük taşımak için kullandığımız, geliştirdiğimiz bir alet. Şu an ilk aşamamızda konsept olarak projemiz kapalı alanlarda elektrikli arabalara şarj götürmek. Yani elektrikli arabalar istasyona gitmeyecek de bu araba elektrikli arabanın yanına gelecek ve şarj işlemini tamamlayacaksınız. Onun dışında da fabrikalarda imalat bantlarına ham madde taşımak için ya da inşaatlarda inşaat süreçlerine destek olmak amacıyla yük taşımak için kullanılması amaçlanan. Şu anda bu galiba prototip ama çalışan bir prototip. Tabii şu an ya biz buraya kumandayla getirdik. Şu an otonom hale getirmedik ama otonom projelerde de kullanıyoruz. Olsun abi yine de çok güzel. Bayağı üstü şu anda bunun 600 kilo taşıyabiliyor yani. Şu haliyle değil, bunu fuar için getirdik. Daha yani projeye göre bu üst tarafı değişiyor. Yani ihtiyaçlara göre, konsepte göre değişiyor. Bu şu an içi gözükmesin, kötü bir görüntü olur diye böyle kaldı. Çok iyi yapmışsınız ya valla. Benim çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Vallahi arkadaşlar öyle geçiyordum. Bak pil stop neymiş, kahve makinesi mi satıyorlar diye. Sonra geldim. Dedi ki bir saniye çıkartalım şunu. Şu tuşa bir basalım. Çıkarıp. Şuna bir bastık. Böyle yukarıdan kol. Gerçekten kız kardeşim vesaire çok zorlanıyor bu kabloyu çekmekle. Beni de yollarda görüyorsunuz. Hatta esprisine böyle yükleniyorum kabloyu. Yani şöyle yüklenerek çekiyorum gibi. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Neler yapıyorsunuz bu şeyde? Biz pistop olarak lisanslı bir şarj istasyonu bayisiyiz. Normalde DC ve AC cihazlarımız var. Bu gösterdiğiniz ilk baştaki ürün normalde biliyorsunuz AC cihazların biraz DC cihazlara göre kablo ağırlığı farkı var. Evet. Bu kablo ağırlığı normalde 120 kW'lık cihazlarda gördüğünüz kablo. Tabii 180'de bu daha da ağırlaşıyor. Evet. Yerinden kaldırmayacak gibi oluyor. Özellikle bayan sürücüler bunları kaldıramıyor. Yaptığımız üstten lift kablo holder dediğimiz olay kablonun yükünü bir nebze alıp kişinin sadece soketi sürüklemesini sağlıyoruz. Bu arada sizin gösterdiğiniz üstten çıkan saat bu portatif hali. Bir gelişmiş hali daha var. Bu kol açıldığında şu gördüğünüz sarı yer bir yarım metre daha o da uzuyor. Oo. Yani arabanın %50'sine kabloyu getirmiş oluyoruz. Çünkü ben bunu tek elimle çekiyorum ya. Evet. O kadar ağır bir kablo ki o 180'liklerde. Evet, bu kablonun yerde olması şu an sizin elinizde hafif hali. Aynen, aslında. Hafif hali. Yerde olması daha da ağırlığı daha sağlayacak. Daha ağırlaştırıyor. Evet. Çok güzel. Yerine koyduğunuz zaman zaten bir 4 saniye sonra emin olduktan sonra kabloyu geri sarıyor kendisi. Bir de bu var burada. Bu şey. Bu safe stop dediğimiz bizim akıllı bariyer sistemimiz. Yine aynı mantıkla şöyle oluyor. Biliyorsunuz şarj istasyonlarında fosil yakıtlı araçların park sorunu bayağı bir sıkıntı. Park edip gidiyorlar. Bu sefer şarj edemiyor kişiler. Bariyer sistemi entegre çalışıyor şarj istasyonumuzda. Gelen müşterimiz uygulamasından rezervasyonu yapıp şarj sistemine başlamak istediği zaman bariyeri indiriyor. İndirip yerine girip şarjını yapıyor. Çıktığında bariyer tekrar akıllı olarak kapanıyor. İyiymiş. Siz mi tasarladınız bunları Türkiye'de? Tabii tamamen Türk. Üst taraftaki kablo holder'ımız da bariyer tamamen bizim ürünümüz. Yazılım ve donanım olarak. Çok güzel. Bu arada kahve makinemiz, ünitelerimizin yanına koyacağımız yeni bir çalışmamız. Ben onun esprisini yaptım. Dedim herhalde kahve makinesini de yanına koyacak. Çünkü belli endüstriyel böyle tuşları evet, falan. Evet, endüstriyel bir ürün. Kahve makinesi entegreli çalışıyor. Müşterimiz gelip şarj ettiğinde, şarj sistemini başlattıktan sonra ona bir seçenek çıkıyor. Kahve içmek ister misiniz? Veya üstteki seçeneklere göre hangi tür kahve?
kahvesini basarak kahve çıkıyor. Kahve salıp içiyor. Bu arada o ürünün ekstra bir özelliği de olabilir Emre Bey. Canlı olarak çalıştırabiliriz kahve makinesini. Tamam, şarjımız başladı. Ücretsiz kahve makinesi bulunmaktadır. Başlayınca da menü çıkıyor. Burada ister sıcak su, soğuk su, moka kahve. Biz size bir moka ikram edelim. Kahve al dediğimizde. İçinde bardak var. Bardak ben mi var. Koyacağım onu, o kendi Yok. Atacak mı onu? Kendisi atacak. Başladı yani kahve yapmaya. Ben şu bu iş fikrine bayıldım. Bir kahve ikramımız. Evet. Beyaz. Ya da yarın öbür gün 10 lira dersin yine satın alırız yani. Şarj ücretini 10 lira eklememizi istersin. Aslında biraz da sahada lisanslı olarak bu işi yaptığımız için hani bebekler için böyle mama ihtiyacı oluyor, sıcak su ihtiyacı oluyor. Mesela sıcak su anında versin burada. Biraz da amaç da oydu yani. Orada bir sorun yaşamasınlar diye. Şimdi bu su fuar alanındaki havadan elde edilmiş. Nemden. Su. Nemden elde Nemden edilmiş. Elde edilmiş. Evzübillahimineşşet. Bu arada içinde 7-8 tane karbon filtresi olan, yani o konuda da Yetecek mi abi? O kadar nem var mıymış havada? İstanbul nemlidir yani de. Seri üret, yani seri bir kahve makinesi gibi ne kadar sık kullanılır o tarafı var ama ben hayatımda ilk defa gördüm. Normal makinede olduğu gibi bunu da anlamda üretiyor. Yani ya yok zaten bir araba 2 saat, 3 saat AC'lerde bunda 45 dakika bulacak. 45 dakikada bir bardak su üretir herhalde. Rahat üretir. Evet. Valla çok şaşırdım. Yani İzmir'de olunca görmemişim vesaire. Ben fuara böyle şirketleri tanımak için geldim. Herkes ithal şeyleri getirmiş sıra sıra. Teşekkür ederiz P-Stop. İyiymiş yani. Çok sağ ol. Teşekkürler. Çok bizi İstanbul'a yıllarca bağlayan Zest'imizin içerisindeyiz. Ben Zest'i seviyorum ya. Özellikle On Charge özelliği gerçekten şahane. Her yerde de anlatırım. Sadece biraz yavaş çalışıyor ama bu da Western makineli On Charge özellikli olan. Yollarda işte 180'lik vesaire gördüğümüz modellerden biri. Fuarın en havalı standlarından birisi olmuş. Pırıl pırıl çalışıyor. Türkiye'nin elektrikli araç şarj istasyonu Vestel kendi markasıyla yapıyor. Başka markalardan da alıyordu ama şimdi çoğunlukla kendi markasını yapıyor. Zorlu'nun güneş enerjisi paneli ZES. İşte bu da herhalde Türkiye'de mi üretiliyor? Bir sorarız bakalım. Fotovoltaik modül. Aslında istasyonların üstüne bizi yağmurdan korusun diye şunlardan koysa çok da güzel olur. Yine süper Türk mühendisliğimizin. Gerçi bunun yine şeyi güzel de ben bir tanesinde laf ettim şu alüminyum profile takmalarına. Dedim Alman yapsa bunu böyle yapmaz ya da şunu şöyle sunmaz. Bunu böyle muntazam sıkar yani. Böyle mükemmel şekilde döner burasını. Bu böyle elle takılıp basılmış el ürünü, handmade yani daha kalite değil. Birazcık amatör. Bakalım. Zest'te kendi uygulamaları Android Auto'ya gelmiş. Ya da o Android Auto değil o. Apple CarPlay'e gelmiş o zaman. İstasyon doluluklarını falan mı gösteriyor? Çok iyi be. Bizim arabalarda Apple CarPlay olmadığı için ya da Android Auto zaten biz onu kullanamıyoruz ama keşke aralarında bir anlaşma yapsalar. Zest istasyonları gözükse. Ben bu istasyonu çok seviyorum arkadaşlar. Bu benim gece uyku istasyonu. Yollarda Zest gerçekten yıllardır yatırım yapan bir şirket olduğu için bu istasyonu çok fazla yere kurdu. Kenarda köşede kaldı bunlar. Şu anda çok yok. Özellikle şu modeli kenarda köşede çokça bulabilirsiniz. Problemsiz. 11 kW'la biz bunu besleyebiliyoruz. Direktman şu minnacık kare kod. Aslında bu kare kodda da bir dalga yok yani. Bunun bir yerde istasyon kodu oluyor. Onu da tuşlayabiliyorsunuz telefonu. Bazen çünkü bu gece kameralarda okunmuyor bunun şeysi. Buradan takıyorum 11 kW'ımla. Nice profesyonel otelin bahçesinde yani geceliği 3000 liralık 4000 liralık otelin bahçesinde Zest'in bu aletlerinde 8 saat kalma hakkınız var. Zest bunu size sağlıyor. O yüzden sizler de düşünebilirsiniz. Bu da Zest'in çok fazla artık rastlamadığımız kenara çektiği makineler. Daha çok metro marketlerde olan bir şey. Siz de biliyorsunuz zaten. Böyle. Burada da yönetim panelini anlatıyorlar. Burası acaba gerçekten şey midir? Anlatıyorlar. Herhalde şirketlerin dokunmatik ekranı. Toplam müşteri. Bu ay gelen. Yönetim platformunda kendi şeyini yapmak isteyen anladığım kadarıyla şarj istasyon sistemini yapmak isteyenlere bir şey yapıyor. Altyapı hizmeti sağlıyor.
Evet, burada yatırımcılar falan var. Ben bir tane sakallıyım şundan da. Midem kıyıldı ya. Gerçi şeyin sakallısı çok güzeldi. Yiğit Akün'ünki. Yiğit Akün. Kurabiyen için sağ ol. Büyüksün abi. Şimdi buradan döndük ya, böyle bu tarafa doğru girdik ZES'ten. Şu hattı bitirelim sizlerle beraber. Beful'de böyle değişik bir şirket. Bir batarya tarafı var. Buradan işte okutuyorsunuz. Telefonla buradan çekiyorsun. Şarj ediyorsun. Type-C vesaire diye. İşte karakodu okutup yüklüyorsun. Bataryanı alıyorsun. Şarjı ne diyorsun, ne diyorsun, ne diyorsun? Telefon. Mesela benim bugün telefonumun pili bitecek. Zaten gelene kadar %25'ini havalimanında falan harcadım. Yanında şarj aletim var ama yoksa gelip buradan şey yapabilirsin. Bir de Beful'ün elektrikli şarj 180 kW'lık yüksek hızlı şarjları varmış. Bu ekran mı böyle? Vallahi ekran. Çok güzel bir ekran koymuşlar. Değişik bir benzin istasyonu tipinde bir şeysi var. Türkiye'nin ilk paylaşımlı enerji ağı. Evet, işte bu işle bizim iş çok farklı. Yani bir ben üniversite öğrencisiyim, sokakta kaldım, elektriğe ihtiyacım var diyenlerle 3 milyonluk Tesla'ları olan adamı buluşturan bir firma. Kendileriyle daha tanışma fırsatı olmadım ama bence ikisi şirketi, benim kafam karışıyor yani ona baktığım zaman. Yani ben Beful şu sistemin müşterisi değilim. Çünkü hanginizin pili bitiyor dostlar şu anda? Ne olursunuz beni yanlış anlamayın. Ukalalık ya da şeylikten değil. Bir, telefonların pil ömürleri uzadı. İkincisi, zaten günlük hayatımızda çok fazla arabaya bindiğimiz için kablosuz şarjlar, biner binmez takmalar. Ya ben hiç hatırlamıyorum yıllardır şarjımın bittiğini. Çünkü tabii ki biten insanlar olacaktır ama şey anlamında benim hayatımda böyle bir değer yok. Ben aracımı 600 TL'ye, 550 TL'ye enerji satın alıyorum ve bunu yarım saat içerisinde yapıyorum. İkimize bir arada hizmet edebilmek ve app'i açıyorsunuz, iki tane şey, kafan şey oluyor böyle. Sevgili Beful, belki değiştireceksinizdir. Güzel paylaşımlarınız var, renkleriniz falan bayağı hoş. Şimdi burası neymiş? Power by Smart Güneş. Bu Smart Güneş teknolojileri de borsaya, yanlış değilim değil mi? Kote olan bir şirket. Güzel. Kendi güneşten aldığı DC'lerini varmış. DC 30 kW elektrik şarj cihazı. Aha, ben bundan da bir kere şarj ettim. Nerede şarj ettim ben bunu? Bodrum'da bir yerde vardı ya da buna çok benzeyen bir makineydi. Şimdi mesela 30 kW benim için mucize bir cihaz. Ben 11 kW AC yerine 30 kW'lık böyle cihazların artması gerektiğini düşünüyorum. AVM'lerde falan, yani bir aracı şarj etmek için 6-7 saat AC bekleyemeyiz. Yani 22 kW yapmadığı için onu bypass etmemiz lazım. O yüzden kıymetli bir şey olur. Aha, ev bir ilk Tesla buluşmasına gelmişti. Hatta onun tanıtım videosunda benimle olan bir röportaj da var. Güzel bir şirket. Kendisi yatırımcı da topladı. Şöyle ufak arabalarıyla gelip başka arabaları şarj ettikleri bir yöntemleri var. Galiba şimdi bu Çinli arabalara yapmışlar. Eskişehir'de bir teknokent firması. Sahibi de bu beyefendiyle ilk tanışıklığımız var. Çok çok sağlam insanlar. Bana o gün 5-6 kW bu arabayla bir şarj vermişti. Yatırımcı turuna çıktılar. Fonlama sistemi üzerinden topladılar. Çok da saniye dakikalar içerisinde bitti. O yüzden gelecekte çok enteresan bir iş olacak. Düşünsenize bakın, tekerlekli DC. 75 kW bataryası var içerisinde ve 120 ile falan şarj eden bir durumu var. Bu arabaları çoğaltıp neydi hatırlayalım, berberdesin, çağırıyorsun, yanına geliyor şak şarj, ya da restorana gittin oraya çağırıyorsun, ya da yolda artık limitinin tüketmeye başladın oraya çağırıyorsun gibi bir iş modeli var. Gayet de güzel bir iş modeli. O zaman nereden geliyorduk? Bu solarda Beful'den geçtik, şu tarafa doğru geçelim. ChargeNet benim ömrü hayatımdaki aracıma taktığım İlk şarj istasyonu. Gerçekten ilk yüklediğim uygulama, ilk yaptığım şarj. Habitat Derneği'ne gitmiştim. Facebook istasyon. Neredeydi o? İşte Maslak'ta bir AVM'nin içerisinde ChargeNet'in şu makinesine takmıştım. Çok heyecanlanmıştım. Sonra o beni bütün gün aracımı şarj etti. Meğersem hepsi InCharge'a, Power Electronics, Forcel'e, RS Charge, Stasyon, AXA. Evet, AXA da bu sistemi kullanıyor. Acil app'lerini güncellemeleri gerekiyor. Gerçekten
diğer app firmaları çok ileri gittiler son 4-5 ayda. ShargeNet'in app'i ben anlıyorum Allah için. Aa, Otowatt da onlarınmış. Herhalde iş ortaklarımız of. Herkese sağlayan ShargeNet. Engin Şarj. Yaptırsak mı acaba? Nasıl, ne dersiniz? Engin Şarj. Ha, bir de şu alet, bilmiyorum kendi üretimlerimi ama bu çok güzel bir cihaz. Bunun yarımları var, böyle yarım şeklinde. Şu tarafında AC olması lazım ama bunda yok. Bu iki tane DC'li versiyonu. Ben Eskişehir'de bir tanesinde bulmuştum. Bunun bir tarafı, yani iki parça ya, değiştiriyorlar. Bir tarafı AC, bir tarafı DC'ydi. Çok güzeldi. Tıkır tıkır da çalışmıştı. Sanki Siemens havası var şu şeyinden ama makinenin ne olduğunu bilmiyorum. Yiğit Akü. Vay. Yiğit Akü, bildiğimiz akü firması. Lityum Akü Teknolojisi diye bir tane distalon. Acaba buna şey mi getirdiler? Ekstra pil mi takmayı şey yaptılar? 24 watt lityum bataryalar. Kendi batarya paketleri. Bakalım dolu mu? Aa, hem de dolu. Vallahi dolu. Ben bunu bir sorayım ya. Bunlar forkliftler için olan sürdürülebilir lityum aküler. Yani güzel, sanki şey gibi ama bu içi boş. Ay, aman. Lifo, forklift, transpalet. Bu ticari işlerin şey yapıyormuş. 100 dakikada şarj imkanı falan filan. Yiğit Akü, aferin ya. Helal olsun valla. Şimdi bir tane daha. Bak, güneş enerjisini koymuş. Bununla ilgili bir video çekeceğim dostlar sizler için. Güneş enerjisi mantıklı bir yatırım mı değil mi diye. İşte üstüne 12 bin dolar yatırım yapıyorsunuz. Şarj sistemi, bağlantı ekipmanları falan. İşte 1 milyon liraya yakın bir para harcanıyor. Onu kaç yılda çıkartır, nasıl olur ona bakılacak. Bu da Star Charge makinelerin yeni versiyonu. Şu renklerden anlayabilirsiniz. Ya da bunu böyle yapıştırıyorlar, bilmiyorum. Bazılarında var ama bu belli ki yeni makine. Bana yeni geldi görüntüsü. İstanbul Enerji, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vay. Belediyenin kendi şarj yeri varmış. Ben bunu hiç görmedim, İstanbul Enerji'nin. Kendileri ürettikleri enerjiyi herhalde satıyorlar. Biraz önce de bir konuşması vardı İstanbul Enerji firması. Bu metro AŞ'ye bindim ya ben biraz önce. Demek ki onun enerji tarafı var. Yani öyle bir belediye iştiraki firma. Power Electronic. Bu da çok garip aletler, edevatlar var. AOS Teknoloji var burada. Özdisan var. Bunlar da ekipman üreticisi herhalde. LCD Display Solution. He. Bunlar şarj sistemi üreticilerinin ekranlarındaki falan LCD'leri satıyorlar toptan. Ekonomik fiyat. Ekonomik fiyat olup olmadığını bilmiyorum. O benim esprim. Şimdi firma yetkilisi görür der ki sen bana ekonomik der dedin vesaire. Vallahi arkadaşlar tanımıyorum. İlgim olmadığı için sizlere uğramadım. Hera. Made in Türkiye. Haydi bakalım. Yine bir duvar şarjı yeniden yapılmış. Duvara montenize ediyorsunuz. RFID ile birlikte buradan alıyorsunuz. 11'dir, 22'dir, klasik. Ama duvardan söküp götüremiyorum. O yüzden ne kadar mantıklı. Ya Engin'ciğim şey de diyebilirsiniz bu arada. Ya biz şirketi alacağız, duvarda kalmasını istiyoruz. Tamam şimdi, ben kendi gözümle bakıyorum arkadaşım. Seninkini nasıl yapayım? Baksana şuraya, ne kadar güzel sistemle renk renk yapmışlar. Yılan derisi falan böyle hoş bir şeyi olmuş. Kapakları değiştirilebiliyor demek ki. Bir güzel karbon fiberden Hera diye. Acaba içi ne? Tamamen Türk malı mı? Ekipmanlar dışarıdan mı? Nedir, ne nasıldır onu bilmiyoruz. Şimdi burada bir tane daha var. Global diye bir şey. Aa, bu çok küçücük minnet duvar şarjları. Yine bakıyoruz. Karatay Konya, Global İnovatif Enerji Teknoloji markasıymış. Yerli malı, yurdumun malı. Güzelce kablolarını da yapmışlar. Duvardan takıyorsun, pratik. Mavi yeşil yanan bir şeysi var. Ha bak, burada şarjı ekranlısını yapmış. QR kodu okut. Aa, ben bunu kullandım bir kere. Bu yanlış değilsem bir sanayi odasının bahçesinde vardı bu makinede. Bayağı yine QR kodlu, işte açmalı kapamalı sistem. Burada bir tane DC'si var. Hiç görmediğim bir DC. Neden böyle 50 kW'lık falan DC'ler çıkmıyor yani? Bizi 11'lere, 22'lere mahkum ediyorlar. İşte anlamış değilim yani.
Ne tarafa gidiyordum ben? Oradan geldik. Yani Zest'ten böyle geldik. Bu tarafa doğru devam ediyoruz. Sizlerle birlikte yürümeye, anlamaya geçiyoruz. Şarj yönetim sistemi Wallbox. Wallbox bir MG koymuş, Marvel R. Buna bakmıştık sizlerle beraber. 3.699.000 liraya 370 kilometre menzilli bir Tesla Killer. Tesla'dan pahalı bir fiyatı var. Çok güzel bir arabaydı. Ben bunun içerisine bindim. Ama şey anlamında, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir daha bakalım. Gerçekten içi böyle güzel bir arabaydı ama menzil anlamında 370 kilometre olmasından dolayı birazcık rekabetçi. MG Türkiye'nin. Acaba benim bindiğim araba mı diyor? Doğan şey. Wallbox demek ki onun bir markası. Burada Eurostar'a çalışıyorlar. Pulsar Pro, burada Pulsar Max Plus, Commander, Commander 2, Copper SP. Arkadaşlar deli bir şekilde AC üzerine bölümler geziyoruz. Daha böyle mesela bir şey görmek, Altınay elektronik. Kendisi belli, Türk malı, güzel. Metalden yapılmış. Dokunmatik ekranımız, tabancalarımız. Bu da herhalde kurumlar için. Sokak için değildir de yani üstü kapalı şey olarak yapılabilir. Arka tarafta da e-mobiltek, işte bu teknolojiyi üretmek kıymetli bir şey. Şimdi burası, buradan böyle geçmiştik zaten, arka tarafa dönelim. Fronius neymiş? Fronius Wattpower elektrikli araç şarjı, PV siteniz elektrikli, güneş enerjisiyle şarj, otomatik bir dinamik yükleme. Fronius Wattpilot, kasadan anlayacağınız üzere kendisi bir GOE cihaz. Ha, arka tarafta nedir, anlaşmaları nasıldır onu bilmiyorum. Burası da PCB üreticisi. Güzel ya, ben şeyin içerisini beğendim vallahi dostlar. Şirket yoğunluğunu beğendim. Çünkü ben bir tane daha fuara katıldım, TÜYAP'ta, Beylikdüzü'nde. Biz onu 1,5-2 saatte gezmiştik. Burası 1,5-2 saatte bitmez. Ben şu anda kabasını alıyorum. Röportajlar, flash haberler. Yani muhtemelen şimdi bu videoyu sonuna doğru koyarım. Röportajlarımı, yani sohbetlerimi başa, şeyi aşağıya doğru koyarım diye düşünüyorum. Charging Brake, powered by CV enerji. Bu CV enerjisiz borsacılar değil mi? Borsaya kote olmuş şu anda, çok meşhur bir şirket. 400 amper bir boostları var. Tom Attack German Buy, Alman German Based Company, gururla sunar. Helal. German Based. Ben de ilk defa gördüm. German based. Based German. Ama gerisi nerede bilmiyoruz. Voltron. Türkiye'nin önce şarj istasyonu. Ben daha Voltron'dan hiç kullanamadım dostlar. Karşıma çıkmadı. Ama insanlar bunu seviyor. Senden elektrik alamadım. Neymiş? Elektrikli şarj önüne park ettiği için seni mağdur ettim. Senden elektrik alamadım diye bir şey. Türkiye'nin öncü şarj istasyonu Voltron. Hiç aldığımı hatırlamıyorum. Toplam 6 megawatt elektrik aldım şu ana kadar sokaklardan. O firmadan daha önce alamadım. Bu da bir full bataryacı gelirken vardı. Kesin götürmüşlerdi şimdi buraya. İki tane değişik işleri var. Bir böyle kutu. E-Garaj'ın getirdiği Yoyo. Bu araba Smart'ın elektrikli versiyonu gibi. Daha önce binmiştik buna. Tatlı, hoş bir araba. Çok geniş dostlar. Ya mesela şimdi Zoe mi bu mu? Tabii fiyatlarına bakmak lazım. Ben de biliyorum en güzelini almanın daha iyi olacağını ama fiyatlarına baktığımızda eğer bu araba şehir içerisinde, şu ayakların konforuna baksanıza. Tabii ki direksiyon şeyden çıkmış gibi ama hoşuma gitti. Ciddi söylüyorum, hoşuma gitti. Mesela bir üniversite öğrencisi 25-30 kilometreye gidecek. Çok otoyola çıkmayacak. Şimdi arabanın teknik verileri bilmiyorum, Euro NCAP'i var mıdır yok mudur ama tekerleklerinden bile anlaşıldığı üzere Dacia Spring muadili, 2 kişilik olan bir araba. Bakalım böyle bagajı nasılmış. Anam, ponçiyim benim ya. Kargo yapacaksın bununla. Ufak, mesela aksesuar satıcısısın, takım akı, o tarz işlerle uğraşıyorsun. Bu araba tam senlik. Yaptın kargolarını, attın ön koltuğa geniş. Gittin kargonu teslim ettin, ofise geri döndün. Vallahi müthiş.
Volt'la elektrikli araç kullanıcı yol alan Volt'la araç kullanıcı tüm şarj istasyonu fiyatlarını tek noktadan yani şarj ve ödeme işlemi güvenli yapabildiği bir platformmuş. Volt'la. Yani plug share'in bir yan tarzı gibi. Plug in. Bu da size en önemli istasyonu bu. 20'den fazla filtre seçeneğiyle gelecekte olacaklara hazır mısınız? Hazırız. Otel. Burada EBV elektronik, ICT elektronik. Burayı gezdik. Tamam, dönelim şimdi. Şimdiden seneye yer almak isterseniz 13-15 Kasım 2024 hal 1-3. Oo, büyütüyorlar. Şimdi bu İstanbul Fuar Merkezi'nin zaten şeyi çok büyüktür. 1-2-3. 1-3 mü acaba? 1-2-3 mü? 9-10'dan 1-2-3'e çıkıyorsa seneye demek ki bu iş en az bir kat daha büyüyecek mi? Çünkü şey diyorlar, geçen seneden bir kat büyük, seneye demek ki bir kat daha büyüyecek. Zaten çok enteresan bir haber okumuşsunuzdur siz de. Bu ay dizel arabalara yaklaşmış elektrikli araç. Özellikle TOGG'un teslimatları ile birlikte. Valla arkadaşlar cidden bizim millet bence sevdi. Ya ama menzile gitmiyor ki böyle bu kukupikolar da bir, onların da araba kullandığını göreceğiz. Çünkü menzil diye bir derdiniz yok yani. Sonsuz menziliniz, bu şarj aletleri, bu kadar altyapı hepsi boşuna mı? Güneşten üreteni var, şeyi var. Ha, şimdi geldik Gio'ya. Gio, Selçuk'ta aynı gün 3 defa uğradığım şarj istasyonuydu. Şu makinesiyle kalpleri fethediyor. Bazen müthiş hızlı, insanı şaşırtacak derecede. Çoğu da hızlı yani. Yüzün altına ben Gio'nun düştüğünü hiç görmedim. Ne yalan söyleyeyim. Hiç böyle şikayet ettirmedi. Oraya da Porsche'yi koymuş ama bir de plakasını şey yapsaymış adam daha güzel olmuş. DB Enerji. Yani kendi holdinglerinin markası bu. Gio. Türkiye'nin enerjisi Gio her yerde. İstanbul'dan Ege'ye, Ege'den Akdeniz'e Gio her yerde. Selçuk'ta bizimle. Aa işte Selve'yi Outlet'te de varmış. Süper. Vestel'in cihazlarını sattığı şeyi ayrı bir tesis. Bunları EVC06, EVC01, EVC03. Aa bak bunların, düşünsenize arıyorsunuz Vestel'i. Alo Vestel, merhaba. EVC06'nızda bir problem var deyip şaşırtabiliriz yani. Bu neymiş? EVC Charging Station şeysi. Point, AC Type, Standard, 100-350, Total Point. Ana şu anda canlı mı? 30-10, yok. Frank Harvey, Ted Madden, işte EV Driver. Bu onların şeysi. Kendi adımı görsem ne kadar şaşırırdım. Burada da bir tane Taycan var. Bu da DGS. Ay, helal. White Rose. Ne oldu? Power Charge. Güzel böyle alengili yanıyor yanlara doğru. Üretilmiş. Smart L serisi. Şarj başına aracı şarj yüzüne takın. Etiket sökme challenge yapalım mı? Bluetech. Sizce şu makine neye yandırıyor? Bir söyleseniz Allah aşkına. Şu sistem, bu yapış. Bluetech'cim. Bu biraz önce gördüğümüz o kalyon enerjinin dıştan görünüşte bana şu anda bir bakış. O da böyle dikey bir monitör. Anlattılar ya on şarjda işte. Kalyon Venture Capital'dan şey aldık, onunla yaptık diye. Q-Charge. Ben bundan bir yerde kullandım ama nerede kullandım hatırlamıyorum. Uygulamasını da yükledim. Q-Charge'ın. Tamam, 50 kW'lık Bodrum'da kullandığım makine buydu. Şu makineydi, yandan evet böyle. Biraz önce de aynısı yok. Demek ki bu makineydi. Bodrum, Kia'nın mı? Chery'nin içerisinde vardı. Şey. Evet, bu taraf biraz daha boşmuş. Civciv diğer tarafta. Şeyin nasıl diyeyim? Fuarın civcivli tarafı diğer tarafmış. Ama mesela daha büyük operatörleri de görmek isterdik. Gio var. Okey. Zest de var. O da okey. Uydu ufaklılar var. Belki de katılamadılar. En yakıt seni görmek isterdim. Ondan sonucuma E-Şarj seni de görmek isterdim. Ondan sonucuma başka kimi görmek isterdik? Başka da bir şey kalmadı zaten. Üstün o. Electrifying the future. O BMW'nin motoru. Gençler bu motor yakıyor. Çok enteresan değil mi ya? 1980'lerin bilim kurgu filminden çıkmışçasına bir şeyi var, hali var. 130 km menzili vardı bildiğim kadarıyla.
Yani yanılabilirim ama şeyi çok güzel ve bu araba DC ile şarj oluyor. DC ile şarj oluyor değil mi bu? Evet, DC ile şarj oluyor. Bu AC, bu AC. Şarj oldu. Bu da yine bir Altın Group of Charge Old. Herhalde yine şey firması mı? Her yeri, hepsini bizden takip edebilirsiniz firması mı acaba? Schneider Electric'in Evlink makinesi. Bu da bakın ya 30-60-90 diye kat kat gidilen sistem. Kim kimden almış acaba bilmiyorum. Ama bunun kablosunun kalınlığı ve yumuşaklığı. Bunlar hep işte bizim araçlara giden elektriği dizayn ediyor. 22 kW ticari şarj sistemi. 180 kW şarj. Lumikle. Bu makine, ana bu makineymiş. Bunu da gördün mü bir yerde ben? Yok, şeye benzettim. Star şarjın sistemine benzettim. Evet, haydi devam edelim bakalım. Tunçmatik de çok meşhur aletleri var. Özellikle ev şarjında bayağı insanların tarif ettiği, tercih ettiği bir şey. Tunçmatik, ben çocukken hatırlıyorum, UPS'leri falan çok meşhurdu bu firmanın. Ondan sonracıma UPS, Tunçmatik böyle şey. Şimdi bak ne kadar güzel, kendisini güncellemiş. DC'leriyle, güzel standıyla iyi bir yolda devam ediyor. Sizlerin de var mıydı? Görmüş müydünüz şu turuncu Tunçmatik logosuyla? Her böyle vatan bilgisayara, gold bilgisayara gittiğim zaman şey yapmak isterdim. Bir tane Tunçmatik bir şey alalım. Uygundu yani fiyatları, ekonomikti. Biraz önce gezmediğiniz Star Charge'ın diğer makineleri, kısa boylular, uzun boylular. Bunlar işte farklı farklı şeylerde satılan modeller. DC EV. Hızlan, Charge and Drive. DC Power Under Control. Yani bu da DC'lerin iç malzemeleri. Çok enteresan, değişik ürünler. Schaltbau. Alman malı herhalde. Of, şu şeye baksanıza. Yapmamız 2 dakika. Sonrasında eğer mesaide isek, mesai süresi içerisinde elektrikli aracımız kendi kendine şarj oluyor. Ya da... Evet arkadaşlar, dolu dolu bir fuar geçirdik. Saat 11'de geldim. 6'ya kadar muhteşem bir içerik oluşturduk. Tanıyanlara, selam verenlere, görüştüklerimize, herkese çok teşekkür ederim. Sizleri de gördüğüm kadarıyla merak ettiklerimi, farklı olanları taşıyıp getirmek istedim. Cumartesi ve pazar günü güzel güzel, iyi seyirci olacak şekilde seyrediniz. Efendim akşamı kapatırken de dostumun yerine, dostumun dükkanına Goya'ya gelmiş oldum. Orada da Goya Dünya CFO'suyla CEO'su vardı. Birlikte sohbetler ediyoruz. Birazdan dükkanı kapatır gideriz. En güzel yarınlar sizinle olsun. Fuarlara gelmeyi, gezmeyi, harikulade deneyimler sunabilmeyi, ülkemizde elektrikli araç altyapısına ve bunun ekosistemini geliştirmeyi hepimize ne oluyor? Cami hocası gibi böyle nail olmasına Cenab-ı Hakk'tan niyaz ederiz gibi bir şey oldu. Başka tekrardan şeyleri görüşeceğiz deyip görüşemediklerime de şimdiden kusura bakmayın, çok yoğun oldu insanlar, kalabalık olunca. O yüzden bir başka sefere de sizlerle görüşürüz. Hoşça kalın. Arkadaşlar muhabbet o kadar koyu ki iki tane kel diyemem. Bolt daha video tatlı oluyor. Video or no video? Video ya. Video. Okay. I'm a YouTuber of video. Okay, okay. I thought you making jokes. Okay. No, no, no. Okay. They were... Pardon. Yeah. My brain. Kafam karıştı. Aralarında bir şey konuştular. Ya ben bu adamı bu yüzden seviyorum dedi. Benim de yanında bir sevgi göstergesi, bir alet var şu anda. Dedim ki ver. Ama diyor ki saçlarımı ektireyim öyle bana şey yapsın. Asla kel değiller ikisi. I have only got good words. I hope that. Yeah. But teşekkür ederiz CFO. For Turkish EV vehicles will be proud of you. I hope. İnşallah. İnşallah. İnşallah.